Geç erken alayım mı seni sabah? Yok artık usta, o kadar da değil. Merkezin yolunu unutmadık daha. Ne bileyim, ayık kafayla bulamazsın falan. Hem nerede matara? Alayım ben onu yanıma. Ver. Ne olur ne olmaz ver. Yok usta matara falan. Rıza baba da. Ne oldu oğlum? Adam senin derdinden içkiye mi başladı? Ne oldu? Yok be. Adliye çıkışında Rıza baba aldı. Hastaneyi de tembihlemiş. Eren göz açtırmadı. Allah Allah. O zamandan beri temiz mi karaciğer? Çaya talim, çaya. Tunç! Doğru söylüyor vallahi. Onun yüzünden benim de içim dişim çay oldu. Hadi ben kaçtım o zaman. Sabah merkeze görüşürüz. Evdekilere selam. Eyvallah. Güle güle Hüsnü amca. Hadi görüşürüz Tunç. Hadi görüşürüz. Oh be. Hep böyle ol be baba. İyi ol böyle ya. Seni öbür türlü görmek çok üzüyor beni ya. Herkesi. Tamam aslanım, tamam. Uzatma. Geçti. Of. Ben de üzüldüm Esma ablaya ama... Biliyorum Tunç, biliyorum aslanım. Devam ama değil mi baba? Hayata devam yani. Kalkıp gitmek yok, kafayı dağıtmak yok. Evi, beni, ekibini unutmak falan yok. Kendini unutmak yok, tamam mı? Yok aslanım, yok. Dayanıyoruz, merak etme. Dört bıçak yarısının dördü de rastgele sallanmış gibi. Ama tam da öldürücü bölgelere. Yapanın ilk defa bıçak tutmadığı belli. Hepsi de tecavüzden sonra herhalde. Bıçak tehdidiyle korkutup tecavüz. Ardından da öldürmüş işte. Pislik herif, ne olacak? Sevda Seyhan, 92 doğumlu. Oo. Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde çalışıyormuş. Adres var mı? Var. İşte var evde ama en önemlisi ev. Buradan iki sokak aşağıda. Hem de kendi mahallesinde. Ya takip etmiş ya da mahalleden biri. Yavrum! Bak bir dakika ne diyor? Dur! Efendim, dur! Adli tıptan mı? Evet. Ön rapor amirim. Tecavüz durumu kesinleşti. Detaylı otopsi için bekliyoruz. Ölüm sebebi bıçaklama değil mi? Doğrudur amirim. Vücutta açılan yaraların şekline ve derinine bakarak geniş ağızlı avcı bıçağı gibi bir şey kullanılmış. Şu Rambo bıçağı türlerinden. Saldırganla ilgili bir şey var mı? Kızın üzerinde DNA arayacaktı adli tıp. Henüz bir şey çıkmadı. Tamam. Şimdilik bunlar. Çıkalım o zaman, hadi. Ya tamam, hallediyorlar da yani. Hoş geldin abi. İzin yaptın ha. Hoş geldin abi. İzin yaptı, evet. Yatış. İyi misin abi? İyiyim. Peki. Sonra devam edersiniz. Şimdi işimize bakalım ha. Ali, Onur, Ece. Siz şu Sevda'nın çalıştığı tekstil atölyesini bir yoklayın bakalım ha. Tamam Rıza baba. Tamam abi. Mesut, Hüsnü, Deniz. Siz de gidip kızın ailesiyle görüşün. Bakın bakalım bir ipucu çıkar belki ha. Hadi. Gel bakalım aslan parçası. Gel. Dur ya. Geçmedim lan. Tamam ya. Uğraşma ya. Uğraşacağım. Özledim oğlum lan. Allah. Beni hiç özlememişim Allah. Beni de mi abi? Beni de mi özlemedin? Kendi halindeydi Sevda kızım. Evinden işine, işinden evine. Dizimizin dibinden hiç ayrılmazdı. Bu yaşa kadar ne fedakarlıklarla getirdik bir bilseniz.
Gün yüzü görmeden ölecekmiş, buymuş kaderi. Çok zor, başınız sağ olsun. Ne denir bilmiyorum. Sevda'nın odasına bir bakabilir miyim? Şu tarafta. Son zamanlarda bir değişiklik fark etmiş miydiniz Sevda'da? Nasıl değişiklik? Herhangi bir şey. Tedirginlik, herhangi bir şeyden bir korku. Geliş gidiş saatlerinde değişiklik falan. Yok, bildiğim bir şey yok. Para durumu, yani harcamaları falan. Harcamazdı ki hiçbir şey Sevda. Çeyizine para biriktiriyordu Sevda. Nişanlısı askerden dönünce hemen evleneceklerdi. Nişanlısının haberi var mı? Yoktur, nereden olsun asker ocağında? Gerçi ailesi aramıştır belki. Ah yavrum, ah sanım. O da deli olacak duyunca. Ona da yazık, hepimiz ziyan zeliriz böyle. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Rahmi Bey, sizin herhangi biriyle bir husumetiniz falan var mıydı? Eskiden kalma, kavga, düşmanlık falan. Yok komiserim, nereden olsun? Kimsenin tavuğuna kış demişliğimiz yoktur ki komiserim. Sevda'nın eşyalarını size teslim ettiler herhalde. Duruyordu, getireyim. Bunlar. Telefon da burada mı? Buradadır herhalde. Açıkta bakmadık ki. Evet. Bunu alıyorum. Dökümünü alıp inceleyelim. Belki bir şey çıkar. Bir gelişme olursa ararız biz sizi. Allah sabır versin. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Peşinde kimse var mıydı kızın? Rahatsız eden falan. Ben çok durmam çalışanların yanında. Anca bir olay olacak ki haberim olsun. Olay falan da olmadı anlaşılan. Yok, duymadım. Namuslu, düzgün, işinde gücünde olan bir kızcağızdı. Kaç gibiydi? Akşam işte. Çıkış saatinde. Dışarı çıktığını görmedin mi? Hayır, görmedim. Ama ben giderken telefon elindeydi. Yine annesiyle aradı sandım. Hep konuşurlardı. Kiminle konuştuğunu söylemedi mi? Yok, demedi. Nereden öğrendin peki? Tamam, geliyorum. Hadi, gelmiyor musun? Çık sen. Ben bir arkadaşımla buluşacağım. Tamam, görüşürüz yarın. Söylemedi yani kimle buluşacağını. Ne diyorsun? Şaşırdım açıkçası müdürüm. Nesine şaşırıyorsun anlamıyorum. Kaç senenin emeği var bunda. Geç bile kalındı bana sorarsan. Haklısınız ama yine de sürpriz oldu böyle aniden. Hadi bırak şaşırmayı artık Rıza. Sevinmen lazım. Elbette, elbette. Sevinilmez mi böyle şey müdürüm? Gel hadi. Çocuklara da verelim müjdeyi. Oldu. Ya şimdi hepsi mi imzaya gidecek ya? Bilmiyorum ki. Herkes burayı dinlesin. Rıza babanın bir haberi var size. Yapmayın müdürüm. Hadi ama Rıza. Sen söylemesen ben söylerim. Hayırdır Rıza baba? Rıza babanızın bugün terfisi geldi arkadaşlar. Rıza amiriniz artık 4. sınıf emniyet müdürü. Tebrikler Rıza baba. Çoktan hak etmiştiniz amirim. Geç bile kaldılar ya. Herhalde oğlum. Rıza babanın şimdi vali olması lazım. Vali. Hayırlı olsun Rıza baba. Çok sevindik amirim. Görev yeri değişikliği yok ama değil mi? Onunla ilgili bir bilgi yok henüz. Ama terfi varsa görev yeri değişikliği de vardır yani. İlla ki. Nasıl yani ya? Rıza baba gidecek mi? Olur mu öyle şey canım? Ya ödül mü ceza mı belli değil, öyle şey olur mu ya? Yok. Bir şey deseniz de amirim. Daha belli olan bir şey yok çocuklar. Hadi biz işimize bakalım ha. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Konuşuruz gene Rıza. Sağ olun. Tabii tabii müdürüm, sağ olun. Ha. Bir arada ıslatırız bunu ha.
Tabii tabii. Ne zaman isterseniz müdürüm. Sağ ol. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Hadi hadi bırakın terfi falan. Cinayet soruşturmasına devam. Hadi herkes işinin başına hadi. Bu dosyayla şu dosyayı karşılaştırmak istiyorum. Ya sen şimdi dosyayı götürmedin ama bende kaldı kızım. Sonra aşağı indiriyorum. Efendim Rıza'cığım. Sana bir haberim var Ayla'cığım. İyi mi kötü mü? İyi herhalde. Yani bilemiyorum. Kalbim çarptı Rıza. Söyle hadi. Terfim geldi. Ne? Rıza, nesini bilmiyorsun? Bundan iyi haber mi olur? Aşk olsun. Tebrik ederim canım benim. Sağ ol canım, sağ ol. Ben çok sevindim. Neredeymiş bu telefon kulübesi? Ali'ye verdim adresi abi. Kız en son oradan mı aranmış? Evet abi. Gidip bakalım da ne çıkacaksa kulübeden. Ne olacak peki abi? Nasıl? Ha, Rıza baba giderse mi? Aynen. Ne yapacağız? Ne bileyim oğlum. Biz sevindik terfisi geldi diye ama görev yeri değişirse yanarız vallahi. Nasıl yanarız abi anlamadım. Oğlum kaç senenin alışkanlığı. Siz bile alışmadınız mı ya? Alışmaz mıyız abi? Alıştık tabii. Evden Pınar arıyor. Sevinmişler. Benim burada içim daralıyor adam gidecek diye. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Olmaz usta. Rıza babası ekip mekip olmaz. Nereye yollarlar abi? İlçeye milçeye falan geçer herhalde emniyet müdürü olup. Doğudan falan mı başlatırlar? Belli olmaz. Belki de iyi olur. İki sene şarkı hizmetim çıkacak zaten. Veririm ben de dilekçeyi. Erkenden gider yaparım. Hazır çocuklar da küçükken aradan çıkar. Vallahi ben de giderim usta. Bilmediğim adamla ne çalışacağım bu saatten sonra. Bana da ağır geliyor vallahi. Veririm dilekçeyi, geçerim sakin bir yere. Ama bir durun ya. Hemen başladınız planlara. Rıza baba kendi demedi mi bir şey belli değil diye? Evet abi. Hemen daldınız ha. Ne oluyor böyle? Biz ne yapacağız? Ya kaçta geldi demiştin Sevda'ya telefon? 4:30 gibi falan. Ben parmak izini takip edeyim. Siz de etrafta kamera kaydı falan ne varsa artık bakarsınız. Bir sürü kişinin parmak izi çıkar şimdi orada. Ne yapalım? Deneyeceğiz şansımızı artık. Gel başlayalım şu tarafa. Tamam. Serhan, şu taraflara da baksana. Tabii komiserim. Tanımaz mıyız abi? Mahallemizin kızı. Var mıydı takılan kızı? Mahalleden mi? Mümkün değil abi. Bizim mahallede yamuk olmaz. Başkası falan? Düşünün bir. Çalıştığı yerden olabilir. Sağdan soldan. Olsa bilirdik. Doğru konuşuyorsunuz değil mi beyler? Çok canı yandı bakın insanların. Sıkıntı olmasın sonra. Bizde yanlış olmaz abi. Nişanlıymış kız. Kimdir eleman tanıyor musunuz? Tabii abi bizim Hasan. Aslan gibi çocuktur. Sevda ile bir sorunları olabilir mi Hasan'ın ailesinin? Ne sorunu abi? Herkes güle oynaya düğün hazırlığındaydı. Yazık oldu. Neyse. Siz yine bir şey duyar görürseniz. Anında siz de komiserim merak etme. Eyvallah. Sağ olun çocuklar. Hadi. Kimsenin ağzından bir kötü laf çıkmaz mı ya? Kim ne istedi usta bu kızdan? İyiliğe kötülüğe bakmıyor usta bu işler. Giden gidiyor işte. Yok sabahki ayrı. Şimdi geldi bu. Evet evet kesin. İki ayrı DNA testi yapmışlar. Ve ikisinden de bir şey çıkmamış öyle mi? Maalesef. Ne o? Tecavüz edenin kimliğini çıkartamamış haldeydi. Yani hala kimlik yok elimizde öyle mi? Aynen. Saldırganın sistemde kaydı yok. Ama en azından tek kişi olduğunu biliyoruz. Topladığımız kayıtlara bakabilmişler mi? Telefon kulübesinden aldıklarımız? Henüz bakamadık. Başlayacağız şimdi Deniz'le. Tamam tamam haberleşiriz. Sağ ol Aylin. Çalışıyorlar hala. Hemen sonuç çıkmaz oradan. Sürer birkaç gün. Herhalde. Biz ne yaparız? Nasıl? Rıza babanın tayine gelince yani. Ne yaparız? Ben de dönerim herhalde Ankara'ya. Nasıl? Rıza baba istedi diye kalkıp gelmiştim. O giderse dönerim artık ne yapacağım ki? Sen ciddi misin? Niye ne oldu ki?
Rıza baba yoksa ne işin var burada diyorsun? Ya şimdi de sırf onun için mi burada duruyorsun? Ya Ece, bak ben... Başka kimse umurumda olmaz diyorsun yani, öyle mi? Ya ben öyle bir şey demedim Ece. Nasıl demedin ya? Aynı şey işte. Ya öyle çıktı yani ağzımdan. Bir tek Rıza baba var olur mu? Başkaları da var tabii burada. Kim mesela? Hüsnü abim var. Ben nasıl bırakayım onu? Onur. Mesut abi, Aylin. Bizim Zülfikar var. Öyle alıştım ki. Bırakamam yani onu. Zülfikar'a. Sorma. Onsuz yapamam artık. Peki, mutluluklar o zaman size. Ben hiç girmeyeyim araya. Ya dur tamam. Dur, bir otur. Bir dakika otur. Ya sinir ediyorsun. Kızma canım. Sen de sevdiğimiz bir arkadaşsın. Ha? Çok komik. Bunda da bir şey yok. Kaç oldu? Bu üçüncü. Aylin. Hı. Ne yaparız? Ne diyorsun? Ne? Rıza baba giderse diyorum. Dur bakalım Deniz. Ya duralım da. Eninde sonunda olacağı o yani. Herkes bir yere dağılacak baksana. Ben Yunuslara dönmek istemiyorum ya. Tam da yine kapağı atmışken asayişe. Görüyorsun değil mi bendeki şansı? Belki yeni gelen amirle anlaşırsın. Ne bileyim, işler yolunda gider. Anlaşsam ne olur ki? Ekip komple gitsin, ben tek başıma mı kalayım? Kalma Deniz. Sen bilirsin. Sana demesi kolay tabii. Nasıl kolay? Yani zaten tecrüben var. İstediğin yerde devam edersin. Hiçbir şey istediğim yok güzelim. Gözümü burada açtım ben. Rıza babanın, ekibin yanında. Burası dağıldı mı benim gidecek bir yerim yok. Tamam ya, bakma öyle. Ben öyle demek istemedim, kızma. Bunda da bir şey çıkmadı. Öbürünü versene. Hadi buyurun. Buyurun. Sağ ol. Ya biz Ali'yi bırakır kaçarız diyorduk ama... olmadı böyle habersiz misafir gibi Aile abla. Kusura bakma. O nasıl söz Hüsnü? Misafir misiniz siz? Sağ ol. Eline sağlık abla. Afiyet olsun. Özlemişiz be abi. Sağ ol. İyi gördüm ama seni. Fena değilim ya. Maçı idare ediyoruz. Ediyoruz etmesine de... Rıza baba giderse ne yaparız onu düşünüyoruz. Tayin meselesi mi? Hepimiz de aynı dert anne. Nasıl olacak Rıza baba? Önce bir sakin olun. Daha kimsenin bir yere gittiği yok. Ama diyelim ki gidiyorum. O zaman da o kadar senenin emeğini size emanet ediyorum demektir. Ne yapacaksınız o emaneti? Herkes çil yavrusu gibi sağa sola dağılırsa ne olacak ekip? Arkanızdan ne diyecekler size? Hiç düşünürüz mü bunu? Ayrıca ben gidiyorsam benim yerime de içinizden birine gelmesi gerekir. Bunu da Arif Müdür'e böylece söyleyeceğim. Kim mesela? En kıdemli kimse o. Ya Hüsnü abi? Yok canım yani. Ya Mesut abi o zaman. Ciddi misin Rıza baba? Şakası mı olur bunun evlat? Ha bayrak yarışı gibi yani. Ne güzel. Rıza'nın yerine hiç tanımadığımız biri geleceğine. Aile abla. Şimdiden kendi kendimize gelin güvey olmayalım ama en doğrusu da bu bence. Tabii tabii. Daha konuşmadım Arif Müdür'le. Ayrıca benim tayin emri de yok ortada. Ha? İyice Arap saçına döndük iyi mi? Çözeriz Hüsnü, çözeriz. Neleri çözmedik değil mi? Hadi, 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 hadi. Gel bakalım canım. Yavaş. Tamam. Hadi bakalım, şimdi arabaya doğru gidelim. Bin bakalım. Rahat mısın oğlum? Ben şimdi bavulu alıp geliyorum, tamam? Thank you.
iş usta. Beni amir falan yapmazlar. Nedenmiş? Benim sicil taklalı. Bilmiyorsun sanki. En son ne zaman tam maaş aldım ben? Ne zaman? 2013 Ekim. Gerisi sandık. Habere ceza. Bir sürü takdirnamem var. Başarılı operasyon bilmem ne. Onları ne yapacağız? Boş ver. Sana yakışır sana. Vaktidir usta. Başkomiser olur. Geçersin başa. Fena mı? Başkomiser Hüsnü Çoban. Vay be. Ya şimdi sana da yakışır, bana da yakışır aslında tabii de. Ama dur bakalım tabii biraz konuşulsun Arif Müdür'le. Ne bileyim? Sen var ya sen. Ne? Hemen gir havalar hemen. Oğlum bakalım dedik işte ne? Ben duruyorum şöyle. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Niye durdun? Usta sen arkaya bin. Amir sayılırsın artık. Lan saçmalama lan, saçmalama lan. Amirine de sana da be. Sür adam bir gidelim iyi bir sür. Tamam kızma başkomiserim. Allah Allah. Ya aslında evet başkomiser yakıştı. Anlaşıldı, Yasemin, tamam. Olay yeri gelince iyi kontrol ettirin aracı, tamam mı? Hı-hı. Çocuk koltuğu falan. Tamam abi. Abi yolda araç zaten. İyi. Tamam tamam, geçti tamam. Bir tane. Hadi. Anne. Kaç saat beklemiş böyle, yazık. Ben içeri gidelim, tamam mı? Geç. Tamam. Şş, nasıl olan? Nasıl olsun işte. Tamam bir tanem, tamam. Gel. Oy tamam. Arda. Kimseyi yaklaştırmıyorsunuz buraya. Bana sormadan kimse girip çıkmayacak, tamam mı? Tamam abi. Aynı adam mı? Olabilir. Kesikleri karşılaştırsın adli tıp. DNA'dan da belli olur. Ama bence aynı adamın işi. Kaşla göz arasında. Öyle ıssız sokak falan da değil. Kadın muhtemelen bavulu almaya gelmiş, çocuğu arabaya bırakıp. Takip etmiş. Kadın apartmana girerken arkasından dalmış. Adamdaki cesarete bak ya. Cesaret değil, manyaklık. Abi apartman görevlisi burada. Konuşacaksak. Soyadı ne dedin? Aydın amirim. Hilal Aydın. Diş hekimiymiş. Antalya'da bir kongreye katılmak üzere havaalanına gidecekmiş oğluyla. Hava yolundan kontrol ettirdin mi Aylin? Kendine ve oğluna bilet almış dün gece için. Kocasıyla ilgili bilgi? 2 sene önce boşanmışlar. Adam İngiltere'de yaşıyormuş. Merhaba. Durumlar merhaba, tatsız müdürüm. Galiba Rıza. Tatsız müdürüm, tatsız. Aynı adam mı sence? Araştırıyoruz müdürüm. Aylin, şu telefon kulübesi görüntülerinden bir şey çıkmadı mı? Akraba dediğin kim? Bizim hanımın abisi. Oğlan yeni geldi askerden, Sivas'taydı. El öpmeye götürmüştüm dayısını. Saat kaçtı döndüğünüzde? Bakmadım saate ama gece yarısını geçmişti. Girerken çocuğun sesini falan duymadınız mı hiç? Yok vallahi duymadık. Duysak bakmaz mıydık? Görmediniz de. Alışkanlıktan hep bakarım apartmanın sağına soluna mutlaka. Ama görmedim. Kadını ne zaman gördün en son? Gündüz. Yoğurt aldırmıştı çocuk için. Ters bir durum var mıydı? Fark ettin mi bir şey? Yok, her zamanki Hilal Hanım. Çok güler yüzlü. Düzgün bir kadındı rahmetli. İyi, tamam. Kaybolma bir yere. Yok, ben buralardayım. İyi. Apartmandan da kimsenin bir şey duymamış olması da enteresan. Çocuğu ne yapacağız abi? Bak kocama ne olmuşsun sen? Can? Ha? Arda. Arabaya. Gel. Gel bakalım. Merkeze geçip sosyal hizmetlerle çocuk şubeye devredeceğiz. Nasıl duracak ki onlarda? Serseme döndü çocuk. Mecburen. Başka ne yapabiliriz ki? Ali savcı bir şey dedi mi giderken? Demedi abi. Yapacak bir şey kaldı mı burada? Olay yeri içeride çalışıyor da. Bir de işte kameralara falan bakacağız etrafta. Geçelim merkeze o zaman. Arda, burası sizde. Tamam abi. Hadi. Thank you.
Beyefendi durun. Giremezsiniz. Bir dakika. Beyefendi sakin olun lütfen. Bir dakika tamam. Nesi oluyorsunuz siz? Ölmüş mü? Doğru mu duydum? Ölmüş mü? Sakin olun. Allah kahretsin. Tamam. Allah kahretsin. Akrabası mısınız, arkadaşı mı? Aynı yerde çalışıyoruz. Dün biz beraber gidecektik Antalya'ya. Arkadaş alalım merkeze, orada konuşalım Onur. Arda al sen. Buyurun gelin böyle. Gel canım. Gel bakalım. Gel canım. Bir tek bu mu var? Sevda'nın telefonla konuştuğu saate denk gelen bir tek bunu bulabildik Rıza Baba. Hiç yüzünü göstermiyor kameraya. Tesadüf mü yoksa kameranın yerini biliyor da o yüzden mi? Bence tesadüf amirim. Adamın hareketleri çok rahat. Saklanan bir tip gibi değil. Aynı adam olmayabilir Rıza. Adli tıp sonuçlarını bekleyelim bence. Mecburen bekleyeceğiz müdürüm. Vallahi Rıza amirim burnundan soluyor. Yani? Hem terfisi geldi. 4. sınıf emniyet müdürü oldu. Yani? Yanisi şu Serracığım. Seni acele ettiren biz değiliz. Henüz neresi olduğu belli olmasa da bir yerlerin müstakbel emniyet müdürü. Yani sonuçları çok acele tarafından görmek isteyen Rıza Baba değil, Rıza Müdür. Anlatabildik mi arkadaşım? Anladım da. Rıza Baba müdür olunca size ne oluyor peki? Aynı zamanda iş arkadaşısınız yani. Aynı klinikte çalışıyoruz, evet. Hilal gibi ben de eşimden boşandım. Ne zaman? 4 sene olacak. Bir kızım var. Annesinde mi? Hayır, bende kalıyor. Hilal Hanım'la planlarımız var diyordunuz. Yazın evlenecektik. Peki ne zamandır sürüyor ilişkiniz? Bilmiyorum ki. Kesin tarih vermek zor. Önce iş arkadaşıydık. Aynı diş kliniğinde. Sonra arkadaş olduk. Sonra da işte nasıl olduğunu ikimiz de anlamadık. Yakınlaştık. Durumlarımızın da etkisi var galiba. İkimizin de evliliği bitmiş. İkimizin de çocuğu var. Kongreye de o yüzden götürüyorduk çocukları. Tanışsınlar, kaynaşsınlar diye. Peki Hilal Hanım'a bunu yapabilecek kimse geliyor mu aklınıza? Yani tartıştığı, takıştığı, kavga ettiği. Eski kocası. Hiç kimse. Kocası da olamaz. O da ikinci evliliğini yaptı. Londra'da mutlu mesut bir hayatı var benim bildiğim. Kimse gelmiyor aklıma. Emin misiniz Ahmet Bey? Bizden bir şey saklamanız sizi de şüpheli yapar. İyi düşünün. Begüm. Kim? Eski eşim. Hilal'le ilişkimizi öğrenmiş. Geçen gün kliniğe geldi. Birbirine kattı ortalığı. Yaşatmam ikinizi de. Öldürürüm. İkinizi de öldürürüm. Begüm yeter artık. Saçmalıyorsun. Bin şu arabaya. Yaparım dedim mi yaparım. Tanımışsındır herhalde beni bunca yıldır. Git artık Begüm. Rezil oluyoruz herkese. Sürtüğüne mi rezil oluyoruz? Ha? O değil mi derdin? Onu koruyorsun. Begüm. Koruma bana onu. Duydun mu beni? Bağırma, tamam git artık hadi. İkinizi de gebertirim. Yemin ederim gebertirim. Sakın ciddiye alma. Hiçbir şey yapamaz bize. Alkol alışkanlığı var Begüm'ün. Bir ara uyuşturucudan da şüphelendim ama... Sizin boşanma sebebiniz neydi? Bu tür dengesizlikleri işte. Zaten o yüzden mahkeme kızımızı bana verdi. Begüm Hanım'ın adresini biliyorsunuzdur herhalde. Bu kadarını yapmaz. Yapamaz. Ama ne bileyim. İçtiğinde başka bir insan olup çıkıyor. Bilmiyorum ki. Nerede kaldı abi bu çocuk şubeciler? Gelirler şimdi. Nereye götürecekler? Sosyal hizmetleri alırlar. Babasına haber verildi ama değil mi? Ulaşmaya çalışıyorlar hala. Adam gelene kadar idare edeceklermiş. Hay Allah'ım. Yazık be. Baksana bir anda hayatı kaydı garibin. Ya biraz dinlensin, ifadesini alacaklar çocuğun. Bir şey görmüş duymuş olabilir diye.
Ne görecek gece Allah'ını seversen? Çocuk arabada beklemiş sabaha kadar. Sorsan hala annesini bekliyor. Bence boş yer üstüne gitmesinler. Merak etme. Benim eski şubeden bir arkadaşım yapacak sorumlusunu. Çok iyidir. Üzmez çocuğu. Ne diyorsun abi? Amirim. İşte anlamak. Ne çıktı çocuklar? Çok bir şey çıkmamış gibi amirim. Kesin olan tek şey katilin geniş ağızlı bıçak kullandığı. Ve yine tecavüz. Evet, bir de o var. Cinayet banyoda işlenmiş. Maktul yoğun miktarda suyla temas ettiğinden saldırgana ait herhangi bir izi rastlayamamışlar. Ne vücut sıvısı ne de parmak izi. Yani gerekli DNA örneği alamamışlar kurbanın üzerine. Herif işi kapıyor. Deli silmeye falan başladı baksana. Fark etmez ki. İki tane aynı tip cinayet var elimizde. Kurbanlar arasında bir benzerlik yok ama. Biri genç. Evlenmek üzere olan genç bir kız. Diğeri bir çocuk annesi, dul bir kadın. Tipleri de alakasız, yaşları da. Oturdukları yerler de yakın değil ki birbirine. Bir tek cinayet aleti benziyor. Bağlayabilir miyiz bu cinayetleri Rıza Baba? Zor. Ama her olasılığı değerlendirmek zorundayız. Çok karşımıza çıkmaz böylesi. Ama çıktı mı da çok can yakar, biliyoruz. Nasıl yapalım Rıza Baba? Ayrı ayrı mı devam edelim, soruşturmaya birleştirelim mi? Ayrı ayrı devam edelim şimdilik ha? Şu diş hekimi adamın, Ahmet'in eski karısı. Ondan başlamak lazım galiba. Evet, evet. Listenin başında o var. Cinayet pek kadın içine benzemiyor ama. Birine yaptırmış olabilir. Sevda için ne yapalım baba? Kızın cenazesi için nişanlısı gelecekti. Şu asker çocuk. Evet. Onu bir yoklayalım derim ben. Şansımızı deneyelim yani. Onur haklı. Hadi o zaman. Sevda'nın nişanlısı ve dişçinin eski karısından başlayalım, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Şşş usta, ağrıyor mu ya hala ya? Ağrıyor tabii. Çıkıyorum ben. Nereye çıkıyorsun? Çekemeyeceğim artık seni. Ben dönene kadar ayılırsın belki. Ayılmak isteyen kim oğlum? Ayılıp da ne yapacağım? Ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Para bırakmadan mı gidiyorsun? Bırakayım da koşa koşa git içkiye yatır. Sana ne lan? Sana ne? Kimsin ki sen karışıyorsun bana? Kocam mısın, babam mısın? Bir bok mu oldun sanıyorsun kendini? Kıytırık bir sevgilisin. Baksana birader. Siz içeri geçin. Deli, deli. Deme bakın yukarı. Gel tamam. Biz yukarı çıkalım gel. Abi ben kestirmeyi deneyeceğim. Yetişemeyeceğiz. Git git git. Polis. Kimsiniz be siz? Defolun evimden. Defolun. Defolun. Polis polis istemiyorum. Sakin ol. Sakin ol polis. Şey hey. Bırakın. Polis polis istemiyorum ben. Alo. Sen bir sakin olsana. Bırak. Bırak dedim. Alo. Bırak. Yeter. Defolun evimden. Dur dedim. Bırakın. Otur. Bırakın beni. Sakin ol. Kal orada. Kal 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 kal. Kaldır ellerini. Kaldır, kaldır, kaldır. Ne yapıyorsunuz ya? Ben bir şey yapmadım. Ne yaptım kime? Yapmadıysan ne koşuyorsun lan he? Bizi niye koşturuyorsun hayvan? Götür. Neymiş arkadaşın derdi? Doluymuş. Geç. Siz konuşabiliriz mi kadınla? Yok abi. Kafası güzel ablanın. Merkezde açılır artık. İyi hadi gidelim. Öğle namazından sonra kaldırdık cenazesini. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun.
Bir de şu katili bulabilseydiniz. Uğraşıyoruz, bulacağız. Merak etme. Sevda'nın nişanlısı hangisi? Gelemedi çocuk. Duyunca delirmiş, fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Yapma ya. Yarın gelebilecekmiş ancak. Yetişemedi cenazeye. Adı neydi? Hasan. Hasan Ayaz. Ailesi içeride seslenip çıksınlar mı? Yok yok. Gerek yok baba. Sen dön misafirlerin yanına. Bulun kızımın katilini. Allah rızası için. Benim gelinlik kızım toprakta çürürken o elini kolunu sallayarak dolaşmasın. Yarın ben çocuğu görmeye gelirim abi. Senin gelmene gerek yok. Ondan önce otobüs uçak kayıtlarına bakalım. Hasan Ayaz. Bakalım saydan askerde mi çocuk, yoksa kaçtı geldi saklıyorlar mı milletten? O mu yaptı diyorsun? Hmm, her şey olur kardeşim. Memlekete manyak çok. Doğru söylüyorsun abi. Ya ne yapıyorsun ya? Başladın, devamını getir bari. Fıtık etme adamı. Aramızda ama. Tamam, söyle hadi. Gel. Dedi ki babam, ben gidince dedi, yeni amir ikinizden biri olur dedi. Kesin mi peki? Konuşacağım dedi Arif müdürle kızım. Olursa peki kim olur sence? Bence Hüsnü abi olur. Vallahi şahane olur ha. Haberin yoktu yani, öyle mi? Yoktu diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Sence niye? Ne bileyim ben. Benle ne alakası var? İş yerine kadar gidip kadını ölümle tehdit ettiğin için olabilir mi? Hatırlamıyorum bile. Eski kocan Ahmet'i, Hilal'i, ikisini de tehdit etmişsin. Öldüreceğim demişsin. Herkes her dediğini yapıyor mu sanki? İçkiliyimdir, bağırmış çağırmışımdır. O kadar. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmedin de kocan niye ilk senden şüphelendi o zaman? Öyle mi dedi? Ben mi öldürmüşüm? Şerefsiz. Ağzını bozma. Benim canımı sıkma burada. O zaman iftira atıp durmayın siz de. Bu kadından bir şey çıkmayacak müdürüm. Bana da öyle geliyor. Müsaadenizle müdürüm. Üstünde bulduğumuz o mal yüzünden kaçıyordun yani, öyle mi? Evet. Ama içiciyim ben. Kimseye satış falan yapmıyorum. Kendim için o. Kendin için ha? Begüm? Ne olmuş Begüm'e? Onunla da takılıyor musunuz? Kendi takılıyor. Benimle alakası yok. O alıştırdı beni de. Ulan iki dakikada sattın kadını be. Komiserim. Gel. Aç ağzını. Neden? Ne oluyor ki? Kan verdi ki. Aç ağzını. Tecavüzler için bu. Ne tecavüzü be? Kimin pisliğini atmaya çalışıyorsunuz üzerime? Saçmalamayın be! Otur yerine, otur! Otur, otur dedim. Adam gibi konuş amirimle. Aç ağzını. Onlar kim ya? Kime musallat olmuşum ben? Dün gece neredeydin? Evdeydim. Begüm'le. Begüm öyle demiyor ama. Sarhoştur o yüzden. Ayılınca hatırlar. Bütün gece evdeydik. Anlatayım mı ne yaptığımızı? Kes lan, kes 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 kes. Terbiyesiz. Yok Rıza baba, bu adamdan çıkmayacak bir şey. Kadından da öyle. Ünal'la beraberdik dedi kadın dün gece. Adam da aynısını söylüyor. İkisi birbirinin şahidi aynı zamanda, öyle mi? Bence doğru söylüyorlar. Şuna ne dersiniz? Otopark kamerasını kontrol ettirdim. Begüm'ün arabası bütün gece otoparktaymış. Yine karavana yani. Öyle mi amirim? Ya nereden çıktı bu amirin muhabbeti? Sorguda da öyle dedin. Ne alaka? Yine amir sizden biri olacakmış. Sağ ol Deniz ya. Bir bakla ıslanmasın ağzında. Ne yaptım? Ne var bunda? Sanki gidip başkasına anlattık. Aramızda konuşuyoruz. Ne iş abi? Ya daha net değil ama işte. Hüsnü amirim ha? Güzel haber bu. Ya işte ya. Ya durun canım. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Yapma şimdi amirim. Yememizi yeme. Ya aslında Mesut abiniz dururken bana düşmez ama. Hadi. Hiç can çizme amirim.
Sen de o iş. Mehmet. Amirin kahvesini getirsene kahvesini. Ya abarttınız ha. Rıza baba falan duyacak, ayıp olacak şimdi ya. Kendi kendimize. Allah Allah. Lan. Kolay gelsin arkadaşım. Sağ olun. Teşekkürler müdürüm. Şu tayin meselesini bir de sizlerle konuşalım dedik. Rıza babanız hiçbir yere gitmiyor. Oh be! İşte bu! Ancak asayiş özel ekiple birlikte narkotik birimi de kendisine bağlanarak yetki ve sorumluluğu artacak. Bu durumda ekiple daha rahat meşgul olabilmesi adına yeni bir emniyet amiri ataması da yapılacak. He. Atayalım üstü çobanı gitsin müdürüm ya. Elimizin altındaki adam. Değil mi Rıza baba? Ya Mesut bir saçmalama, dur Allah'ın seversen. Ekibin kendi içinden birinin amir olması bence de çok uygun. Ancak benle bitmiyor. Yukarıdakilerle verilecek bir karar bu. Yani onun için biraz daha zaman var. Sizce en uygunu nasılsa öyle yaparsınız zaten müdürüm, değil mi arkadaşlar? Tabii canım, muhakkak. Pekala. Siz bilirsiniz bizim müdürüm. Bizim için problem değil. Bana müsaade arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Çok teşekkürler. İyi günler müdürüm. Bırakın şimdi bu makam mevki işlerini. Elimizdeki dosyaları çözelim ha. İki cinayet ortada sahipsiz duruyor. Hala. Hadi. Yok abi, köllemesine gidiyoruz. Ne delil var ne bir şey. Kızın nişanlısını yoklayacaktınız, askerdekini. Baktı Onur. Doğru söylemiş kızın babası. Çocuk cidden askeri hastanede gözetim altındaymış. Yarın mı gelecek dedin? Öyleymiş, bekliyoruz abi. O da şimdi gelip ortalığı ateşe verirse yandık. Uyanık olacağız. Yapacak başka bir şey yok. Nesini ayarlayamamışlar ki abi? El kadar çocuğa mı yer bulamamışlar? Ne bileyim Deniz ya. Bir terslik olmuş demek ki. Yoksa Selma hayatta bırakmaz da oğlanı burada. Yarın ilk iş şurada götüreceğim dedi. Babası gelmedi değil mi daha? O da yarın geliyormuş. Yurttan teslim alacak herhalde oğlanı. Bütün gün anne diye ağladı diyor Selma. Üf ya, yazık. Şu çocuğun ne günahı vardı ki sanki? Annesinin ne günahı vardı? İnşallah bizimkiler bir iz bulur bu gece. Ne alakası var kızım? Serdar'ın sevgilisi o bir kere ya. Saçmalıyorsun resmen. Ya ne halin varsa gör. İstersen sabaha kadar düş kızın içine. Melis, dursana kızım. Nereye gidiyorsun ya? Of ya, of. Ulan Melis. Ulan 40 yılın başında bir dışarıya çıkıyoruz, onu da burnundan getiriyorsun. Vallahi helal olsun. Sevk edildi. Acele edin abi. Anlaşıldı. Yavaş herkes. Kardeşim. Yavaş yavaş. Sarsmayın. Çok mu kötü Oktay? Ne olur doğru söyle. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Sakin ol. Götürüyorlar bak hastaneye. Bak ellerinden geleni yapacaklar. Ben de gideyim ne olur. Dur. Sakin ol. Senin burada kalman lazım. Bize yardımcı olman lazım. Benim yüzümden ölecekmişim Oktay. Kızım, kimsenin öldüğü yok. Hadi sakinleş biraz. Kendine gel artık. Şş, bana bak. Melis, bana bak. İyisin. Tamam, geçti. Arkadaşın da iyi olacak.
Size saldıran kimdi? Tarif edebilir misin? Melis, Melis, bana bak, bana. Yardımcı olman lazım bize. Saldıranı tarif edebilir misin? Dur, şşş. Bir şey sordum bak. Sakin ol, sakin. Hatırlamıyorum. Ne zaman geliyormuş babası? 2 saate kadar iniyormuş uçağa. Peki, nedir plan? Önce eve gidip eşyalarını alacağız canım. Oradan da sosyal hizmetleri. Oradan mı teslim alacak adam çocuğu? Evet, evet Rıza baba. Peki, tamam. Hadi bakalım, çabuk halledin. Perişan etmeyin çocuğu da daha fazla, tamam mı? Gel bakalım Can. Hadi. Hiç mi seçemedin adamın yüzünü Melis? Karanlıktı. Hep hayal meyal. Korkudan yüzüne de bakamadım zaten doğru düzgün. Biliyorum kolay değil ama biraz zorlaman gerek Melis. Hatırlamıyorum ki. İnsanın beyni böyle durumlarda başka türlü çalışır kızım. Görmediğini sanırsın, görmüşsündür. Hatırlamıyorum sanırsın ama kafaya kazınmıştır. Sen dikkatli bak. Sakin sakin. Bir şeyler çıkarsa da bize haber ver. Sakin ol. Nedir durum Mesut? Karanlıkta göremedim yüzünü diyor. Sabıkalılardan baktırıyoruz şimdi hatırlar diye. Ama zor, bekleyeceğiz. Abi, ilk cinayetlik kurban Sevda. Nişanlısı gelmiş sizi görmeye. Hani dün sormuştunuz ya. Ben bakayım şuna müsaade edin. Oldu tamam, bana. Tamam. Git git. İyi haber ver bana Onur. Eren yanımda Rıza baba. Ne diyor? Ameliyat iyi geçmiş. Hayati tehlikeyi atlatmış. Ama uyanması için beklememiz lazım. Ne yapayım, döneyim mi ben? Hayır evlat. Bu teşhis işi çok önemli. Başında bekle çocuğun. Uyanır uyanmaz da bir şeyler öğrenmeye çalış, tamam mı? Anladım Rıza baba. Ne diyor? Bekliyoruz kardeşim. Vakit var yani. Artık bir kahveni içelim. İstediğin kahve olsun abi. Hadi gel inelim. Hadi. Ne zamandır nişanlıydınız Sevda'yla? Askerden önce taktık yüzükleri. Dönünce de evlenecektik. Eline ne oldu? Nöbet dönüşü silahı teslim ediyordum. Haber geldi. Bizim çavuş. O söyledi. Gözüm kararmış. Yanda bir pencere vardı. Oraya indirmişim yumruğu. Aç bakayım şunu. Nasıl? Aç diyorum oğlum, yarana bakacağım. Fener kesmişsin. Tamam, kapat. Karnın aç mı canım? Ama sabah da doğru dürüst bir şey yemedin. Hamburger sever misin? Alalım mı yoldan? Yana da şöyle bir patates kızartması. Deniz yapma ya. Ya bir dakika, Can'a sordum. Ha canım, ister misin? İstemem. Annemi hiçbir daha görmeyeceğim, değil mi? Gelmeyecek bir daha, değil mi? 24 günüm kalmıştı. Dönecektim. En geç yazı düğün diyorduk. Bekleyemem o kadar diyordu mektupta. Ben zaten bitmişim askerde kaç aydır. Gün değil, saat sayıyordum artık. Mektuplara bakılıyor hala değil mi? Okunuyor yani. Tabii. Allah'ın emri. İlla ki okunacak. Ama ben en son bir uyanıklık yaptım. Ne yaptın? Ayağına kadar gönderdim son mektubu. Nasıl oldu o iş? Benim devre, galip. Hava değişimiyle erken çıktı. İstanbul'da o da. Dedim al devrem, yengene teslim et elden. Kimsenin eli gözü değmeden dedim. Bilmem ki okuduğumu. Ulaşıp ulaşmadığını bilmiyor musun? Yok. Arayamadım Galip'i de. Aklıma mı gelir bu telaşla? Kimdir bu Galip? Bizim Galip işte. Galip Zeytinoğlu. Sen askerliğini nerede yapıyordun aslanım? Sivas. Sivas Temeltepe abi. Akraba dediğin kim? Bizim hanımın abisi. Oğlan yeni geldi askerden, Sivas'taydı.
El öpmeye götürmüştük dayısını. Sen bekle burada aslanım. Onur! Ayrılma sakın bir yere. Onur! Arkadaşlar ilgilenir seninle. Üstüne başına bir şeyler alıp geliyoruz. Sevdiği oyuncaklardan da birkaç tane alın. Aklımda. Buyurun. Hayırdır? Çocuğa birkaç parça eşya almaya geldik. Var mı ki anahtarınız? Evet var. Var var. Hadi gel. Getirmişler öksüz yavruyu. Eşyasını alacakmış. Anasız kaldı bu yaşta. Can, bunu da alalım mı? İster misin? Tamam mıyız Ece? Bu kadar yeter herhalde. Tamam, şunları da koyalım. Can, başka bir şey istersen, bir eksiğin varsa babana söylersin, tamam mı? O olur. Anlaştık mı? Hadi. Hadi koy onları da. Hadi gel. Ver istersen onu bana. Gel bakalım. Tut ablanın elinden. Aferin. Galip. Allah'ını seversen oğlum. Biraz Allah'tan korkun varsa. Aslanım? Hadi eyvallah. Hadi şunu kapatalım da üşüme. Yardım edecek bir şey var mı? Yok sağ ol. İyi günler. O abi. Can, ne oldu bir tane? O gideki abi, arabaya gelen. Pardon, bakar mısınız? Çocuğum, apartmana gir hemen, çabuk. Sana diyorum, baksana. Polis. Dur, kal. Kal orada. Galip. Davut. Oğlum, Galip. Ben hemen ambulansı arıyorum. Kal orada, kal. Ne oldu? Bilinen yere acil ambulans. Deniz? İyi misiniz çocuklar? İyi amirim, iyi. Bir anda bıçak çekti baba. Çocuk tanıyınca durdurmak istedik. Saldırdı. Biz ne olduğunu anlamadık. Görmeyin kendinizi, tamam. Galip! Oğlum! Dur. Tamam, sakin ol. Psikolojik rahatsızlığı varmış. Askerden erken salmışlar hava değişimi verip. Asker arkadaşının nişanlısı Sevda'ya mektup vermek için aramış adam. Kız muhtemelen dedikodusuz çıkmasın diye kimle buluşacağını söylememiş tekstildeki arkadaşına. Duyan olur, yanlış anlaşılır diye. Zaten Galip buluşamadan peşine takılmış kızın. Ertesi akşam Davut'un dediği gibi misafirlikteler. Ama Galip eve erken geliyor. Şansına Hilal'le karşılaşıyor. Ay. Bardan çıkan kızı da tesadüfen fark ediyor. Orada Allah'tan işler karışıyor tabii. Peki ailesi ne zaman anlamış durumu?
Hilal'den sonra. Bıçağı evde temizlerken fark etmiş Davut. Ama oğlu işte ele verememiş. Onun da bir cezası var. Hem de ağır bir ceza. Bu kadar insanın vebali kolay değil. Mahkemede anlayacaktır durumu. Nasıl baba? Alışabildin mi müdürlüğe? Bilmem. Pek bir değişiklik yok sanki. Hatta annene söyleme, sokaklardan uzak kalacağım diye de biraz canım sıkılıyor. Değil mi oğlum? Ha? Evet dedi. Oh, Allah keyfinizi bozmasın. Ne o? Kıskandın mı? Kıskandım valla. Hiç bozmayın da bir fotoğrafınızı çekeyim. Bak anne fotoğraf çekiyor. Dur. Sen çekil ve torununla beni çekecek. Aa, niye? Senin 1000 tane resmin var. Elinde telefon, çıt çıt bütün gün resim çekiyorsun. Yavrum. Hey. Aferin sana. Bak ne güzel çıktınız. Harika çıkmış. Ali'cim, hadi al Efe'yi de yatıralım. Hadi gel bakalım. Hadi yarın devam ederiz. Öp bakalım dedeni. Hadi öp dedeni bakayım. Ha? Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gel. Hadi gel. İçeri. Gel. Yemekler nasıldı müdür bey? Deme öyle Ayla, kulağım alışmadı daha. Alışsan iyi olur. Yoksa şikayetçi misin ha? Bilmem. Biraz şaşkınım sadece. Sevinmen lazım Rıza. Bu terfi hakkındı. Hem bak tayin falan da çıkmadı. Ha? Ekipten de ayrılmamış oldun. Yeni amir işe alışana kadar yine ekibin başındayım tabii. İyi. O da sizden biri olmayacak mı nasılsa? Alo? İyi akşamlar müdürüm. Evdeyim evet. Arif müdür. Ha, selam söyle. Eksik olmayın, onların da selamı var müdürüm. Sağ olun, buyurun. Ha, belli oldu demek. Sahi mi? Yeni amir mi? Çok tabii sevindim. Çok güzel bir haber bu müdürüm. Tabii. Yarını bekleriz, merak etmeyin. Sağ olun müdürüm, sağ olun. İyi akşamlar. Kimmiş yeni amir? Hüsnü mü, Mesut mu? Söylesene. Alo. Pavyondayım Suat. Öyle bir esti gelelim dedik. Onur çok ısrar etti. Ya devriyedeyim, nerede olacağım başka? Amirlik. Yok, belli değil daha. Ya ne heyecan yaptınız kızım, bir durun ya. Hemen yaydın değil mi mahalleye? Ha? Çok iyi yapmışsın Suat. Aferin. Ya kızım, ortada fol yok, yumurta yok. Suat delirtme beni, kapat şunu. Kapat. Öf. Suat abla heyecanlı herhalde. Sorma, ona ne oluyorsa. Normal be abi. O da Amerika karısı olacak yani. Onun da havası var. Kızım siz yapmayın bari ya. Sanki makamda mevkide gözümüz varmış gibi. Olursa olur, olmazsa olmaz. Nedir yani? Ama yakışır be abi. Kulağa bile güzel geliyor. Hüsnü amir. Ha? Bence güzel. Bir ağırlığı var tabii. Yakışır amirim. Hüsnü amir. Tamam ya. Yeter. Yaymayın. Doldurmayın insanı. Mesut amir. Of be. Havaya bak havaya. Oğlum Hüsnü amcan dururken bize düşmez o işler. Vallahi hiç belli olmaz baba. Bu memlekette kimler nereleri geldi? Hem iyi düşün. Belki şansı falan yaver gider. Ne zaman gitti ki? Ulan bir de dalga geçiyorsun bak be. Bize şans ne zaman güldü oğlum? Hem Hüsnü amcan daha çok hak ediyor. Öyle deme baba. Senin de kaç senelik tecrüben var. Hem de nerelerde, kimlerle boğuştun yani. İlla ki farkındadır müdürler falan. Öyle mi dersin? Evet. Yoksa zaten çoktan atmışlardı seni meslekten. Sağ ol be. Çok rahatlattın valla. Hem yok mu başka konu sabahtan beri amir aşağı yukarı? Okulda bir kız var, anlatayım mı? Güzel mi? Üf vallahi. Anlat o zaman. Sizin sınıftan mı? Yok, kantinde tanıştık. Ee? Lafladık biraz böyle. İyi.
İstemiyorum dedim. Bıraksanıza beni zorlamaya. Direnme, yürü. Bahri sen yapma Bekir abi. Ne olur Bekir abi. Ayağına mı kapanayım? Ne yapayım daha? İşe yaramaz güzelim. Yürü. Lütfen. Ya girmeyeceğim işte, girmeyeceğim. Bahar zorlama sabrım, hadi yürü. Bırak. Bırak. Bırakın. Bırakın dedim, ne olur. Bırak. Kapa çeneni. Ya saçmayın kızı, yavaş olun bırak, biraz. Bırakın. Sen işine bak. Bırak. Sen de abartma, otur bakayım. Yapmayın, kıymayın ne olur. Babam arıyor, konuşalım bir daha ne olur. Çok uzattım Bahar. Başladı senle. Bırak. Kız istemiyor. Bırakın. Sana ne lan, ne isteyip ne istemediğinden kızın? Bırakın. Paranı kim veriyor, gerizekalı? Bırakın. Bayıltmak zorundayız. Ya ne yaparsan yap, bitir şu işi. 30 cc'yi ver. Korkma, hemen bitecek. Bırakın. Bir şey hissetmeyeceksin. Göreceksiniz. Hepiniz gününüzü göreceksiniz. Bırakın. Yapmayın dedim. Yapmayın. Yapmayın. Bırak. Yapma. Yapmayın. Yapmayın. Nihayet. Ne zaman biter? Çok sürmez. Dışarıda bekleyin, haber veririz. Çok meraklıydık sanki. Bana bak. Kimin kız olduğunu biliyorsun. Bir zarar görürse ne olacağını da biliyorsun. Düzgün yap işini. Merak etme. Amatör yok karşında. Hadi dışarı. Amma debelendi ha. Kolay mı oğlum? Patronun yaptığı da iş değil. Yorum yapma oğlum, işine bak. Kenan Bey müsait misiniz? Söyle Bekir. Doktor işe başladı. Ona haber vereyim dedim. Bahar nasıl? Bildiğiniz gibi efendim. Çok derince bayıltmak zorunda kaldılar. Alo efendim? Buradayım, buradayım. Adem'den haber var mı? Ne yapmış? Haber gelmedi henüz. Herhalde iş üstündedir. Halledince arar. Tamam, bitince haber ver. Baş üstüne efendim. Nerede kaldın lan? Patron seni sorup duruyor. Anca. Hallettin mi? Tamam mıyız? Hazırız hocam. Hah, güzel. Ne demek lan daha değil? Patron ararsa ne yapacaksın? Adam sabahtan beri seni soruyor. Salak mısın? Canına mı soldun? Gerizekalı. Bir işi bitir diyorsa gidip bitireceksin. Anladın mı lan? Anladın mı? Anladım. Hocam. Şşt. Hocam ne oluyor? Kapa çeneni. Biz bir şey yapmadık. Aldınız mı bebeği? Hayır, başlamadık daha. Bakın, bizim bir suçumuz yok. Nöbetçi savcı dün gece gelmiş, ondan sonra kaldırmışlar cesetleri. Kaç kişi saldırıyor? Muhtemelen bir kişi. 8 tane mermi kovanı bulundu. Hepsi tek tip. Tüm atışlar aynı noktadan. İkisi de silah taşıyormuş. Kayıtlarına baktırıyoruz. Sen cesetleri gördün mü? Gördüm baba. Göğüsten almışlar isabetleri. Rusu yok. Silahlı olmalarına rağmen karşılık vermemişler. Saldıran da yakınlarına kadar girmiş. Bu ne demek biliyorsun. Herifler katili tanıyordu. Ne zaman biter parmak izleri? Biraz daha var komiserim. Hadi beyler hadi. Biraz acele, biraz acele. Merdiven altında kürtaj kliniği.
Bir kadın böyle bir yere neden gelir? Kürtaj için yasal süreyi geçirdiyse. Veya zorla getirilir. Nasıl yani? Hastane değil, bir şey değil. Ne güvenlik var ne polis. Düşün ki kadın hamile, baba çocuğu istemiyor. Doktoru parayla bağlarsın, biraz zor kullanırsın. Verirsin morfini, yarım saatte kurtulursun bebekten. Abi. Heh. Kimmiş ev sahibi, öğrenebildin mi? Ev sahibine henüz ulaşamadık. Adam Bursa'da yaşıyormuş. Komşular ne diyor? Kiracı gece gelir gidermiş. Sesini duyan var, yüzünü gören yok. Her yeri arıyorsunuz. Kira kontratını kesin bulmamız lazım. Ha, bulamazsanız ev sahibine ulaşmaya bak. Kim tutmuş daireyi hemen öğrenelim. Tamam abi. Bekir Yüce. Darptan ve hane tecavüzden sabıkalı. Diğeri İhsan Demir. Basit yaralama, kundakçılık. Bu ikisi Eküri. Ümraniye'de beraber yatmışlar. Çapları ne bunların? Küçükler abi. Zaten kendilerine çalışmıyorlar. Telefonlarını falan kurcaladık biraz. Sürekli konuştukları biri var. Kenan Çukurca. Neci bu Kenan? İş adamıymış. Kalantor bir tip. Hüsnü abiler adresli. Güzel. Hızlı gitmişiz. Biz de çok oyalanmayalım ha. Merkezde işimiz var. Ne işi baba? Var işte bir şeyler. Seslerin içeridekileri de gidiyoruz hadi. Şşş, ne iş? Bilmem. İfade için merkeze bekleniyorsunuz Kenan Bey. Ruhsatın süresi geçmiş. Bunu alıyorum. Erkan, sen de bizimle geleceksin. Neyin ifadesiymiş bu? Bekir Bey İhsan'la ilgili. Tanımıyorum demezsiniz herhalde. Tanırım. Benim için çalışırlar. Silahlı külahlı adamlar niye sizin için çalışıyor Kenan Bey? Ben iş adamıyım. İhalelere girip çıkıyorum. Büyük cirolu işlerimiz var. Yani? E'si memurluğa benzemez. Tedbirli olmak gerekiyor. Solmaz benim sağ kolumdur. Bekir'le İhsan da korumalarım. Korumalarınızdı. Dün gece cesetleri bulundu. Ne? Emin misiniz? Biz daha dün gece konuştuk. İşte biz de o konuştuklarınızı soracağız zaten. Buyurun çıkalım. Hadi Kenan Bey. Elini attığın yerden ölüm çıkıyor Kenan. Saçma sapan konuşma. Hanımefendi kim? Karım olur. Onun gelmesine gerek yok. Adınız hanımefendi? Selda. Verecek bir ifadem yok. Hiç boşuna zahmet etmeyin. Bize zahmet olmaz merak etmeyin. Gerek görürsek gelir alırız. Hadi Kenan Bey. Buyurun. Aldıysanız neyi bekliyorsunuz ki? Avukatı gelmeden konuşmazmış. İlk kez düşmediği belli amirim. Kaşarlanmış diyorsun he abi. Hüsnü iyi anlar kaşardan. İğrenç iğrenç konuşma be. Kusura bakmayın amirim. Arkadaş biraz densiz bugün. Ben kimin ne olduğunu biliyorum Hüsnücüğüm. Merak etme. Neyse yukarı çıkalım. Orada devam ederiz. Sorguyu beklemeyecek miyiz? Gerek yok. Yukarıda bekleriz. Hadi. Ne var yukarıda ya? Anlamadım. Şşş, bak bakayım sen. Ne var ne oldu? Ne lan bu yalakalık falan? Kusura bakmalar, bir eğilip bükülmeler falan ha? Amir olacaksın diye değil mi? Ya ne alakası var ya? Hem sen beni niye gömüyorsunuz ağababanın yanında? Yok kaşardan iyi anlarmış, yok bilmem ne. Yalan mı? Anlamıyor musun? Anlattırma bana şimdi. Ya bırak yürü ya, ya, yürü ya bırak Allah'ını seversen ya. Ya de saçmalısın ya. Dikkat! Amiriniz geçiyor lan. Geç öyle geç. Bak lan tamam öyle. Ya geç bakın işinize bakın. Tövbe tövbe. Affedersiniz. Birine mi bakmıştınız? Yo. Neden? Avukat mısınız? Eğer müvekkiliniz için geldiyseniz burası yanlış kat. Yok. Avukat değilim. Maktul yakını falansanız. Aman aman Allah korusun. Kimsin o zaman kardeşim? Ne işin var burada? Elini kolunu sallaya sallaya nasıl giriyorsun böyle? Ne gülüyorsun ya? Komik bir şey mi var?
Ya sen kimsin güzelim? Ağzını topla bak, fena olacak. Efendim? Ne oluyor sana ya? Geliyorum. Sen sakin ol biraz. Gel benimle. Nereye ya? Terfi geliyor amirim. Şişt, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum ya? Allah Allah, boş boş konuşuyorsun. Selam. Kardeşim benim. Kardeşim. Başkomiserim. Üstücüğüm. Bundan böyle amirim diyeceksiniz ha. Vay yakışır. Hoş geldin vallahi. Rıza baba. Hoş geldin amirim. Eyvallah kardeşim. Çoban. Efendim. Sana ayıp etmedik değil mi? Yok ben beklemiyordum zaten. Hadi oradan hadi. Bak söz. Ben de giderken sana bırakacağım Ahmet Yüzlücük. Tamam anlaştık. Sağ olun. Aylin kızım, teknik takibe kim bakıyor? Gitsene yerine. 2 dakika sabretsinler başkomiserim. Hoş geldiniz. Gel bir öpeyim seni de. Evet. Kavuşma faslı bittiyse yeni arkadaşlarımızla tanış. Onur. Merhaba, hoş geldiniz. Memnun oldum. Ece. Merhaba, Ece. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu da Deniz. Onunla az önce tanıştık zaten. Sen hayırlı olsun demeyecek misin bana? Ben bilmiyordum amirim, kusura bakmayın. Ne yaptın kız yine? Sorma ya. Az kalsın takıyordu kelepçeyi. Yuu! Ya cidden bir yanlışlık oldu, bilerek değil. Bir de bilerek olsaydı. Neyse hadi. Elimizdeki olayı anlatırsınız Engin'e, tamam mı? Oyalanmayın. Adamlar sorguda bekliyorlar. Adam 2 dakika daha nefeslenseydi Rıza baba. Gerek yok ya. Özlemişim ekibin hızını. Siz devam edin, ben yetişirim. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Rusya nasıldı amirim? Oradaki operasyonlar falan ha? Onu sonra uzun uzun anlatacağım sana Ali'ciğim. İyi peki. Hatırlat. Vay be. Ne şans ha. Gelir gelmez olaya düştün. kısmet ne yapalım? Yeni arkadaşlar nereden? Onur Ankara narkotikten geldi. Bayağı olaylı geldi, anlatırım. Ece de çocuk şubeden transfer. İkisi de tabanca gibi. Öyle olmasalar bu ekipte ne işleri var zaten? Özledin mi İstanbul'u? Özlemez miyim be Mesut? Bekir'le İhsan senin korumalarınmış. Doğrudur. Evdeki memur arkadaşa da söylemiştim ben. Müvekkilim maktullerle ilişkisini saklamıyor. Ama dün gece nerede olduklarını bilmiyor. Kazık kadar adam. Sürekli kontrol edemem ya. Öyle diyorsun da cinayetten az önce seninle konuşmuş Bekir. Telefon kaydı elimizde. İşle ilgili görüşmüştür. Bakın memur bey. Şimdi Bekir Bey'in ölümüyle Kenan Bey'in bağlantısını böyle zorlamayla kuramazsınız. Bu ne rahatlık ya? Anlamadım. Adamların ölmüş, umrunda değil. Muhtemelen senin için oradalardı. Senin için çalışırken öldüler. Derdiniz neydi, anlat. Derdimiz falan yok. Sizin uydurmanız hepsi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tamam Aylin, bekliyorum. Haber var mı? Daireyi kimin kullandığı bulunmuş. Doktorluktan atılma Önder Yüksel isminde bir adam. Jinekolog falan da değil ha. Pratisyen hekimmiş. Adamın adresi? Var. Aylin yollayacak şimdi. Bakalım hemen. Sen diğerlerine haber ver. Tamam abi. Bilmiyorum. Peki. Bekir'le İhsan'ın önceden işlediği suçlar? Haberim yok. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha. Derdimiz de o zaten. Müvekkilim olan bitenden habersizdir. Bu yüzden gitmek istiyoruz. Uzatmayalım arkadaşlar, bitirelim. Anlaşıldı. Bu kadar mı? Bitiriyoruz.
Bir kere de dökülmeyecek. Ne sorsak salağa yatacak nasılsa. Takibimizde olsa daha iyi değil mi? Hı, o da doğru. Şimdilik bu kadar. Gidebilir miyiz? Yeniden size ulaşmamız gerekebilir. Şehir dışına çıkmasanız iyi olur. Hadi avukat, bana bastılar burada, hadi. Çok biçimsiz oldu be abi. Resmen ileri geri konuştum adamla yani. Boşver, Engin amir bizdendir. Gülüp geçer, takılmaz öyle şeylere. Sen de takılma. Bu arada senin amirlik de yalan oldu be abi. Olduysa oldu kızım. Hem ne yapalım? Hem başkası geleceğine Engin gelsin. Tanıdık, bildik adam. Al, Suat arıyor. Haber bekliyor kaç gündür. Alo. Kızım işim var, çok konuşamayacağım. Yattı benim amirlik işi. Kim mi? Engin geldi. Engin valla. Ha tamam. Hadi konuşuruz sonra. Sonra dedim Suat, sonra kapat. Ne diyor? Bilmem, dinlemedim ki. Ya abi ya. Ne oldu, bulamadınız bir şey? Bana bak, doğru konuş. Sakin ol. Ne oluyor ya? Bir de dövseydiniz. Uzatma sen de. Hadi al müvekkilini, çık buradan. Bu iş bitmedi. Hepinizle görüşeceğiz. Lan bana bak. Bir tane daha tehdit salla. Bunun gibi 10 tane avukat kurtaramaz seni benden ha. Defolun buradan, hadi. Hadi. Ne bakıyorsun oğlum, hadi yürü. Kenan'ın ev ve iş yerleri için arama izni lazım. Mahkemeye başvurduk ama daha hızlı sonuç alabiliriz herhalde. Ne dersiniz müdürüm? Bir şeyler yapmaya çalışırım. Ya Engin amirim, gelir gelmez kolları sıvadın. Ben bu kadarını beklemiyordum doğrusu. İşimiz bu müdürüm. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Engin'in bizde olması hem bizim için şans hem de asayiş için. Kısa zamanda siz de göreceksiniz müdürüm. Şüphem yok zaten Rıza. Oda meselesini nasıl halledeceksiniz? Yukarıda sana makam hazırlatıyorum. Engin amir de senin odaya geçecek herhalde. Müsaaden var mı Rıza baba? Tabii Engin. Müdürüm, bana oda lazım değil. Ekiple arkadaşlarla hep iç içe çalıştık. Öyle de devam ederiz. Bence Rıza babanın odasında kıpırdatmayalım yerinden. Onu orada yerinde görmek hepimize kuvvet verir. Yani bence düzeni bozmayalım. Sen ne diyorsun Rıza? Aynı fikirdeyim müdürüm. Haber verme Bahar'dan. O namussuz çocuktan. Ömer mi beyim? O işte o. Ondan başka namussuz var mı? O mu gelmiş basmış kliniği? Bekirleri o mu vurmuş? Onun yapacağı iş değil bu beyim. Dünden beri Adem yok ortalıkta. Adem mi? Adem bizden değil mi oğlum? Ne diyorsun sen? Günahına girmeyelim de beyim. Ömer yok, Bahar yok. Adem'den iz yok. Başka bir şey gelmedi aklıma. Bulun çabuk. Beni eve bırakın, gidin Adem'i bulun. Kim ne, nerede, ne halt karıştırıyorsa bulun getirin bana. Baş üstüne beyim. Doktorun adresi burası abi. Doktor deme şuna kızım. Allah'ın kasabı işte. Kaçıncı katmış? Polis mi? Bir siz eksiktiniz lan. Bir kapıcıya falan mı sorsaydık? Dur bakalım. Önder aç kapıyı. Abi. Deniz fırla. Çık. Abi ben... Kaldır ellerini. Dayana. Ne koşturuyorsun lan peşinden hayvan ha? Ne koşturuyorsun? Hemşire. Ben
bir şey yapmadım. Bakın yemin ederim ben bir şey yapmadım. Kes sesini, kes. Abi Adem'in arabası değil mi şu? Burada herhalde. Dikkat et. Hiç gözünün yaşına bakmaz, indirir. Tamam. Kolla kendini. Sen de. Adem! İçeride misin? Adem! Çekilin yolumdan! Harcatmayın kendinizi! Kenan Bey görüşecek seninle. Ne oldu, ne bitti, oturur anlatırsın. Sakin ol. Çekilin dedim lan! Önderi sağlık kontrolünden şimdi getirdik. İfadeye başlayacağız birazdan. Güzel. Sıkıntı oldu mu alırken üstüne? Çok değil. Silah milan yok zaten adamda. Korkmuş da belli. İyi bari. Anlatsın da adam gibi olduk biteni. Bu ne? Arama mı? Evet. Mahkeme kararı. Kenan Çukurcan'ın evini arayacağız. Aylin, sen de adamın diğer adreslerini araştırırsın. İzin süresi dolmadan bakalım hepsine. Tabii amirim. Kolay gelsin o zaman. Size de Hüsnü. Haberleşiriz. Tamam. Tamam. Hep böyle suratsız mıdır ya? Ne alakası var kızım? Adam ayağının tozuyla iş çözmeye çalışıyor. Nefes alamadı daha. Hadi, hadi! Olmaz bu. Kenan'ın adamı. Diğeri de koruması galiba abi. Kimlikten sordurduk. Ne işleri varmış burada? Evdeki biriyle çatışmışlar. Adam kaçıyor bunları indirdikten sonra. Kovanları gördün mü? Gördüm abi. Kliniktekilerin aynısı. 14. Verelim incelemeye. Gör bak aynı silahtan çıkmıştır hepsi. Bence de. Ev Ömer Aydın diye birinin. 25 yaşında. Kendi halinde bir adam. Komşulara sorduk. Birkaç gündür yokmuş. Sabıkası falan? Yok abi, trafik cezası bile yok herif. Kim oğlum o zaman bu Ömer? Bu Kenan'ın adamları nasıl patır kütür öldürüyor? Ölüyor. Derdi ne şerefsiz? Doktorluktan men edilmişsin 2 sene önce. Evet. Neden? Yazmıyor mu dosyamda? Üşendim okumaya. Sen anlat. Organ nakli ameliyatı yüzünden. Evraklarda bir karışıklık olmuş. İş üstüme kaldı. Aha, karışıklık. Bilirim ben o işleri. Ne istiyorsunuz benden? Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadıysan neden kaçıyorsun? Ha? Neden adam gibi konuşmuyorsun? Kapına kadar geldik. Şu klinik ne iş Önder? Kirasını tıkır tıkır ödediğine göre işler iyiymiş. Klinik değil. Depo gibi tutuyorum orayı. Eski muayenehaneden kalan eşyalar için. Ya sen çocuk mu kandırıyorsun? Dün adam öldürüldü senin mekanında. Ne oldu dün orada Önder? Evrak karıştırmaya benzemez. Üzerine kalır cinayetler aslanım. Anlat. Kürtaj yapacaktık. Getirdiler kızı. Kız kim? Bahar Çukurca. Kenan Bey'in kızı. Adamlar bekliyordu kapıda. Daha başlayamadan silah sesleri duyduk. Adamın biri daldı içeri. Kızı aldı gitti. Başka vallahi bir şey bilmiyorum.
Yemin ederim bilmiyorum. Adamı görsen tanır mısın peki? Hı hı, tanırım. Bana Engin'i bağlayın. Anladın mı Zal Baba? Şahıs? Peki, haber veririm, tamamdır. Merkezden mi? Hı hı. Bazı gelişmeler var. İşe yarar inşallah. Buradan pek bir şey çıkmayacak gibi. Yarayacak kardeşim. Arkadaşlar, bir 10 dakika ara verelim. Dışarıda bekleyin biraz. Tabii amirim. Hadi arkadaşlar. Avukat Bey, siz de dışarı alalım. Kenan Bey, buyurun çıkalım. Yok, Kenan Bey kalsın. Ama bu yaptığınız... Uzatmayalım lütfen. İşimize de karışmayın. Kenan Bey kalıyor, siz dışarı. Biraz baş başa kalalım dedim Kenan Bey. Ne istiyorsun? Anlamadım. Çok karıştı ortalık. Mesele kapansın, uzatmayalım. Sen bana bir şey mi teklif ediyorsun? Arkadaş da çıksın istersen, tek konuşalım. Neden? Arkadaşın da o kadar emeği var. Bana uyar. $100,000. Yarın istediğin yere getiririm. Aranızda paylaşırsınız. $100,000 ha? Ha Onur? Amirim. Nasıl para ha? İyi mi? Yeter mi ha? Sakin olsana. Ne yapıyorsun? Kes sesini. Yetmez Kenan. Şimdi iyi dinle beni. Adamların ölmüş. Solmaz da yanındaki. Ömer diye bir adamın evinde. Ömer kim orası ayrı mesele tabii. Ama bence Bahar'la bir ilgisi var. Yani kızınla. Karnındaki bebekle de. Kızı kürtaj için kasabın birinin önüne atmışsın. Karışmış ortalık. Ulan bir de utanmadan para teklif ediyorsun bize. Bak, daha fazla batma. Yoksa bütün bu cinayetler üstüne kalacak. Adam gibi anlat neler döndüğünü. Ben kimseyi öldürmedim. Hepsi Adem'in işi. Buydu. Kliniği basıp Bahar'ı alan bu adamdı. Eminsin bak, değil mi? Evet, kesin eminim. Bu adamdı. Adem Fazlıoğlu. Adem Fazlıoğlu. Hemen telefon kayıtlarına bakıyorsunuz. Hemen ayrı. Kenan'ın kızı mı? Aynen. Bahar. Gittiğiniz evde sevgilisi Ömer'in. Nerede peki adam? Kız da yok ortada. Bilmiyoruz. Kenan çocuğun üzerine Adem'i salmış. Ne olduysa Adem taraf değiştirmiş. Önce kızı kurtarmış, sonra da bugünkü cinayetler işte. Peki bir şey diyeceğim. Karısı nerede bu Kenan'ın? Kızın annesi yani. Kenan'ın karısıyla görüştük mü? Hayır. Kaydını aldık. İsmi Selda Çukurca. Evde değildi ama kadın. Hayır, yoktu. Nereye gitmiştir kadın? Kenan'ın yanında değilse kızının yanındadır usta. Aynen. Dosyalar açık açmaz. Hemen dosyayı amirime götür, imza tamam, tamam mı? Hadi, tamam. Abi. Adem'in telefon sinyalini buldum. Nerede adam? Adreste yazılı abi. Kenan'ın adreslerinden birine yakın. Hala mı adama çalışıyor ya? Manyak mı bu? Bence adamla ilgisi yok. Hadi çıkalım. Yoldan haberleşiriz diğerleriyle. Kolay gelsin. Hadi. Sağ olasın. İyisin değil mi canım? Ağrın yok değil mi? Yok anne, iyiyim. Sen yanımdasın. Ömer burada. Sizin sayenizde bir aradayız Selda Hanım. Araya girmeseydiniz Kenan Bey ikimizin de hayatıyla oynayacaktı. Bebeğimi alıyordu benden. Bizden. Geçti bitti artık çocuklar. Hem kendinize hem de torunuma çok iyi bakacaksınız. Söz mü? Bir yere gidiyormuş gibi konuşma böyle anne. Belli mi olur kızım? Babana ne olacak? Bana. Ama dedim ya, fark etmez artık. Kimse kılınıza zarar veremez sizin. Hanımım. Gel Adem. Hazır mısın Adem?
Kal derseniz kalırım hanım. Sizi böyle yalnız bırakmak içime sinmiyor. Gitmen lazım ama. Biliyorsun. Zaten yapacağın yardımı yaptın. Hakkını ödemez ama. Alamam. Alacaksın. Çok şey borçluyuz sana, lütfen. Hakkını helal et hanım. Helal olsun. Sağ ol Adem. Selda Hanım, girin içeri. Anne! Adem bir delilik yapmadı. Sinan, at, 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 at! Ne oluyor? Çıkmayın dışarı, çıkmayın. İndiriyorum amirim. Hayır, sakin. Adem, buradan çıkamazsın. At silahını. Bizi Kenan'ın adamlarıyla karıştırma. Bırak silahını, teslim ol. Yaklaşmayın. Adem, sakin ol. Selda Hanım'ı dinle Adem. Biz kimseye zarar vermeye gelmedik. Hadi lan, hadi. Adem, bırak silahını ne olur. Adem, hadi. Sakince indir silahını. Bırak, 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 bırak. Bırak. At silahını. At artık, bırak. At silahını. Hadi at silahını. Bırak, bırak, bırak. Tamam, bırak. Alın şunu. İçeriye bakın. Bak içeriye. Buraya kadarmış değil mi Selda Hanım? Öyleymiş. He? Anne. Kelepçe, kelepçe. Yorma beni. Bebeğini düşün. Anlaşıldı, tamam. Anlaşıldı mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Burası tamam. Burası da tamam. Kenan Ömer için infaz emri veriyor Adem'e. Emir geri tepiyor. Sebebi de araya giren Selda Hanım. Kadın hem Ömer'i hem de Kürtaj için kaçırılan kızı Bahar'ı kurtarmak istemiş. İşe en uygun adam Adem. Yıllardır yanında çalışan adam. Kenan'dan çok Selda'ya sadık. Aldığı emri yerine getirmek için, yani bebek yaşasın diye 4 kişiyi öldürüyor. Hem de gözünü kırpmadan. Özeti bu yani Rıza Baba. Bir bebeğe 4 ceset. Henüz annesinin karnında ama inşallah doğduğunda hayatının kıymetini bilir o bebek. Hadi. Engin'e. Aramıza dönmesine. Hayata çocuklar. Hadi. Sağ olun. Oh, hoş geldin be. Eyvallah İyi kardeşim. İyi ki geldin be usta. Vallahi özlemişiz abi. Eyvallah. Ben de özlemişim sizleri. Ama kimse alınmasın. En çok da bunu özlemişim. Benim ya. Ya. Evet, seni tabii. Ya bırak ya, bırak. Uğraşma Allah aşkına. Bu aralar sıkıntılıyız biraz. Duydum. Başın sağ olsun kardeşim. Tanışamamıştık ama ben de çok üzüldüm Esma için. Eyvallah. Hepimiz üzüldük. Sonra yine hep birlikte Mesut'a üzüldü. Değil mi evlat? Doğrudur baba. O zaman üzüldüklerimize, kaybettiklerimize, eski arkadaşlara. Bakma, aslında tam zamanında geldin ha. Amirlik yapacaksan buna yap. Mesut'a. Tabii. Herkes kendini idare edebilir bizim ekipte. Mesut'u boş bırakmamak lazım. Ya ben bırakır mıyım kardeşim? Tunç'la beraber buna vida olduk mu böyle? O üstten ben tamam, alttan. Tamam tamam. Konuştum zaten, çok selam var. Ne zaman görüşeceğiz diyor. Evde görüşürüz. Mesut abilerde misin yine abi? Herhalde. Bırakır mıyım ya? Bırakmam zaten. Başka yerde kalırsa darılırım zaten. En fazla bir hafta 10 gün. Ev bulup çıkana kadar. Ya başımla beraber amirim. O değil de kaç sene Rusya'da kaldın. Ben kucağında 2-3 çocukla gelirsin diye düşünüyordum sarı sarı. Ha? Sahiden sen hala mı bekarsın?
Ya arada oldu bir şeyler Rıza Baba ya. Aa. Biliyorsun gittiğimiz operasyon 8 ay kadar falan sürdü. Bitirdik, tam dönecektim. Büyükelçilik Koruma Müdürlüğü geldi. Kaldık. Yerleşik düzen. Tamam dedim, artık zamanıdır. Aday da vardı, evlendik. Ne? Ne diyorsun ya? Evlendin, haberimiz yok. Öyle değil ya. Kısa sürdü zaten. 6 ay falan. Usta, bu kaçıncı ayıttır sorması? Ya karıştırma orasını üstü ya. Olmadı yani Rıza Baba, kısmet değilmiş. Artık buradan bir kız ayarlarız abinin. Ya hiç değişmemiş bu Lale ya. Yine aynı. Hala sorma, hala hiç. Hıyar yani. Bizimkiler de geldi. Selam, merhaba. Rıza Baba, afiyet olsun. Sağ olun çocuklar. Hallettik merkezdeki işleri. İfadeler tamam. Herkes savcılığa sevk edildi. Güzel. Başka? İşte devriye devam Rıza Baba. Ne yapalım? Güzel. Rıza Baba, izin var mı? Ne demek? Amir sensin oğlum. Devriye beklesin biraz. Geçin oturun arkadaşlar. Sağ olun. Biz rahatsız etmeyelim sizi. O ne demek ya? Otur işte, artistik yapma. Aşk olsun abi ya. Kerim! Bir arkadaşlara bak. Yürü, tabii hadi, abi. Hadi çocuk. Abi geçin. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Size de hayırlı olsun. Sağ olun. Deniz. İyice tanıştın değil mi Engin amirinle? Yani bir daha görsen terslemezsin artık herhalde ha? Tanıştım Rıza Baba. Ya ben tekrar özür dilerim gerçekten. Bilmiyordum gerçekten kim olduğunuzu. Yani ondan öyle şey oldu. Sıkma canını. Hiç önemli değil. Rıza Baba, narkotik de mi sende şimdi? Nasıl olacak? Amirleriyle yarın toplantımız var. Bakalım, bakacağız. Arif müdür demem. Onun görevi değişmiyor. Yok, beraberiz. Oo, trafik karışacak desenize. Bizim Ankara'dan gelen arkadaşlar da heyecan yapmış Rıza Baba'yı duyunca. Yapsınlar bir zahmet. Başta zorlanacaklar tabii biraz. Biz de yeni alıştık sonuçta değil mi? Yo, ben hemen alıştım. Hemen. Az mı uğraştık bununla, az mı? Ya neyi mi gördün abi, Allah aşkına ya? Sakarsa kızım sen, sakar. Dikkat edelim o zaman arkadaşa. Yani. Vallahi abartıyorlar ya, hiç öyle değil gerçekten. Hadi lan, hadi. Anlatırım her şeyi ha. hadi. Şerefe. Bambaşka bir şehir var arkada.